Merhabalar yeniden. Büyük Baba Nurgle'ın en gözde iblisi Kugat'ın kampanyanın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu arkadaşlarla başlangıç yerleşim yerim dışındaki ikinci, toplamda üçüncü yerleşim yerimi almak üzereydim şu arkadaşları yenerek. Bunlar üzerime gelecektir diye tahmin ediyorum. Kugat gibi uzun menzilli bir ağır silahımız var çünkü. Her anlamda ağır adam. Şöyle dizilelim. Onlar gelirken biraz büyülerle, biraz Kugat'ın kendisiyle harcamış olalım. Çok zorlu bir ordu yok karşımızda. Hatta şunları da bir güzel şuraya saklamış olma imkanım var. Sen niye öyle geride duruyorsun ya? Geride durma. Ama saklan. Sen saklanamıyor musun? Bu biraz iyi bir abi olduğu için saklanamıyor. Tamam. Kendisini de göstereyim ya. Hiç göstermedim. Kuaförden yeni çıkmış. Siz ikiniz ise azıcık geride durursunuz. Tamam mıyız? Tamam. Haydi bakalım. Şöyle gelin. Yokuş aşağı bir güzel saldırırsınız buradan. Üzerime geliyorlar. Evet. Ağaçların içinden geçecekleri için Kugat'ın menzilli saldırısının etkinliği birazcık düşecektir ama çok da etkilemez diye düşünüyorum. Burada üst üste binecekleri için şu büyü etkili olur asıl burada. O yüzden köşeye geçmeyi tercih ediyorum. Üzerime gelmiyorlar mı diye bakacaktım. Dizildikten sonra mı gelecekler? Evet. Burada Kugat menzilli saldırı yaparken o sinekleri vurmazsın değil mi ya? Sinekler azıcık gerçek bize daha iyi olabilir belki. Senin önün açık değil mi? Yani. Azıcık daha ileri gidebilirsin belki. Şu saldırıyı yap ondan sonra. Dağ taşa mı vurdum? Bu arada gelmiyorlar mı ya? Tamam o zaman. Şunlara vur. Önünde çok engel yok diyecektim. Varmış biraz. Dur, şöyle yapalım o zaman. Gelmiyorlarsa bir tetiklemek lazım. Çünkü üzerine gitmek bunların pek mantıklı olmaz. Ha, geliyorlar geliyorlar. Ya tamam sorun yok. Sen yani o zaman şey yap. Çok fazla ağaç var burada. Onlara menzilli saldırıları ağaçlara yapıştırmayalım diye bir atış serbestliği bir kapatayım dedim. Şimdi açabilirsin ama. Öncelikle şuna bir saldır. Abi te oradan nasıl gördünüz ya? Ama kertenkele adamlar biraz daha uzaktan görüyor normaldir. Heh. Şu an şunlara girebilirsin. Şu büyüyü de bir çakabilirsin. İyi denk getirdik. Ya sadece bir tane yollayacaksanız sizi çevreleriz biz. Keşke bir saldırı mühim ne alsaydı. Yani 3 tane mühimmatları var sadece ama. Bilirsiniz artık siz. Neyse canım eşek gibi canımız var. Özellikle Kugat'ı hedefliyorlar. Kugat'a kolay kolay bir şey olmaz ya. Çok güzel hedef, çok güzel hedef. Hadi hadi hadi. Oh. İşte görmek istediğimiz manzaralar. Yaklaşın öncelikle. Siz sinekler şöyle arkayı çevirin, arkadan saldırın onlara. Şunlara hücum et, sen... Dur, öyle yapmayalım. Bunlar anti büyük falan değil mi? Tamam. Şuraya doğru vurabilirsen daha iyi olur. Şunlar da savaşa katılsın da bunları ondan sonra yollayayım dedim. Ve tam olarak öyle yaptılar. Güzel. Sen de şuradan savaşa dahil ol. Var mı dahil olmayan? Siz de girin ya. Şu kudurmuşları şimdilik sokmaya gerek yok bence. Şu tekrar dolmuş. Güzel bir çizgi halinde şöyle dizilmişler. O çizgiyi bir kullanalım. Güzel. Şu arkadaşın animasyonu da bayağı iyi ya. Çok hareketli bir animasyonu var. Sürekli sağa sola koşuyor. Çok fazla birimi vurabiliyor aynı anda. Biraz canımın gittiğini görmekteyim ama savaş bitmek üzere galiba. Yes. A new brew.
Şunun da olmasını bekleyeceğim bunu kullanmaktansa. Hızlarını azaltmanın pek bir anlamı yok şu an. Oraya gitmene gerek yok. Ekstra sıkıntı yaşayan... Dayansınlar ya, o kadar da değil. Bir buff da atayım. Ha şunu da olmuş, pardon. Kaçma aşamasındayken şunu yapmak mantıklı mı? Hadi bir tane yaptım gitti. Ben de adamlarıma da biraz vurdum ama onlara daha çok vurdum. Kugat sen yakın dövüşte şu harbiye vurabilir misin diyeceğim. Mümkünse. Onu da biraz canı gitsin çıkarsın. Biraz karışmış. Bu sefer bu abiyi öldürmeme gerek yok çünkü yerleşim yerinin içindeyken zaten full şeyi alıyorsunuz. Savaş sonrası... Hadi ödeyi. Gelsin biraz. Şunları iyileştirelim, daha mantıklıydı. Neyse. Okey. Adi tohum tazeleme verdi. Hani... Okey, okey. Tazeleme her zaman güzeldir. Direkt şikayet et. Bir de takipçi kazandık. Veba taşıyanlar ve veba taşıyanlar için %20 bakım maliyeti. Oo çok iyiymiş. Oha bayağı faydalı oldu şu an bana bu. Çok iyi. O tazeleme veren şeyi de sen direkt tak. Şu an Kugat kendine de tazeleme alıyor galiba da. Dur, nereden alıyordu bilmiyorum. Ya da almıyor muydu? Bir dakika, sen şu an onu takıyor musun? Takıyorsun. Evet, şu an tazelemesi yok. Başka bir yerden de alıyordu diye hatırlıyorum ama emin değilim şu an. Neyse. Kugat'ın kendisini güçlendireceğim demiştim. Zinç'ten nefes ederi almaya gerek yok. Yakınlarımda hiç zinç yok çünkü. Zırh, mühimmat, doldurma süresi azaldı. Şunu bir alalım ya. Yancımız şunu alamıyor. Şu büyüden sana da lazım. Sana da şundan bir tane alalım. Bir kişi de olması yetmiyor. Parçalanmış taş körfez de... Birinci seviye. Okey. Keşke ikinci seviye olsaydı da. Şu birin binasını da yapsaydım ya. Bir aklımda kaldı o çünkü. Pişman değilim yaptığım binadan. Bu eyaleti terk etmeden önce kahramanları yanıma katmış olacağım diye düşünüyorum o yüzden. O bina sayesinde. Burada ne var bu arada? 11 kişilik bir garnizon var. Şu an bir Lord Mort yapar. 12 kişi. Biraz daha güçlü gitmekte fayda var ama çok para da harcamak istemiyorum. Önümüzdeki tur kaç para lazım bunları geliştirmek için? 2500. 200 yani 2000 falan harcayabilirim. Şöyle yapayım ya. Lord basacaktım. Lord basmayı unutmayayım. Basabiliyor isem. Büyücü Lord her zaman iyidir. Şimdi öncelikle iblis şeylerine, birimlerine ağırlık vereceğim için Kaos Sihirbazı Lord yerine Nurgle müjdecisini tercih ederim. Bunlara ölümlü birimleri güçlendiriyordur. Ama yakın dövüş mü yoksa müjdeci mi? Bunlar da güçlü kardeşlerimizdir. İyi, sürüngen nedir? Yani pek iyi değilmiş özelliği. Kaos Lordlarının da pek iyi değil özelliği. Şansıma bunların mı iyi geldi özelliği? Yani pulu deri olsaydı fena olmazdı mesela müjdecinin. Disiplinli var ama ölüm istemiyorum. Nurgle istiyorum. Nurgle yiyeyim dururken ölüm yiyeyim kullanılmaz. Ayıptır. Kaos Lord'un müjdeci mi? Ben bir müjdeci basacağım ya. Keşke daha iyi bir özellik olsaydı ama. Gerçi ikisi de birbirinden kötü arkadaş ya, bu ne? Kahraman eylemlerini bilmem ne. Yani yakın savunma artı 8 bir iyi ama o da iyi değil yani. Hadi gel tamam. Sırf o yüzden ölüm büyücüsü basmayacağım. Okay. Teknoloji araştırdık. Burada şunlara şimdilik gerek yok. Şundan var elimde bir tane ama yapamadım. Şundan var ama çok da önemli değil o. Burada kurbağaları güçlendiren bir şey var ama bir şeyler var ama
Orası da önceliğim değil. Önceliği buraya veririm orduları güçlendirmek istiyor isem. Öyle mi yapmak istiyorum? Peki yetişme ötesi hız. İblis piyadeleri için kütle %20 hiç fena değil. Uzman hücum savunması da hiç fena değil. Fiziksel direnç bayağı güzel şeyler var. Bunlar ölümler için. Ordu yeteneği summon. Her zaman işe yarar. Çok güzel şeyler var burada. Ağzımın suyu akmadı değil. Kontrol alacağım öncelikle. Büyüme falan var lazım. Zaten yavaş büyüyoruz. Biraz olsun hızlandıralım. Şunları alırken bari şunu kullansaydım. Neyse yine unuttum. Neyse ya ikinci ordu basarken yaparız artık. Yeni biriyle tanıştık mı? Tanıştık. Hangisi bu arkadaşlar? Bunlar Helmingos'la savaşanlar. Yakında gideceklerdir. Yani anlaşma yapabilirim bunlarla ya. Nasılsa Helmingos'la aramayı tutmak gibi bir umudum veya isteğim yok. Az daha dayak yesinler. Daha değerli bir şeye koparırım ben bu anlaşmayı diye düşünüyorum. 400 olmadık. Veba kullanmayacağım o yüzden. Yani açtım. Cheese kullanarak, iyilik olarak açtım bunu. Oyundaki bir hatadan faydalanarak açtım. Normalde 200 veba biriktirmeniz gerekiyor bu mekaniği açmak için. Ama açtım yani kullanmayacağım. Hile olmasın gibisinden. 400 olduktan sonra yani 200 biriktirdikten sonra o zaman kullanacağım. Bana oraya yetişebildiğini söyle lütfen. Gel. Yes, işte bu. Tamamdır. Diğer karakterde herhalde marş vaziyeti gelir. Bir tane marş demiş oldum. Şurada inersen savaşa dahil olursun herhalde değil mi ya? Yakınında. Okey. Otobüsü sonuçlandırmak isterim aslında ama kuşatma savaşlarının pek hayran sayılmam. Kimsenin hayran olmadığı gibi ama yani orta kayıp biraz fazla. Gemini izlenmeye başladı. Tamam. Şuradan saldırabilirim gayet. Kule olmayan tarafları olan yerleşim yeri biçimlerinden bir tanesi. Çıkate kule yapmaya gerek yok. Langır lungur dalarım. Düşmanların aynı yerde toplanmasını sağlarım. Üzerlerine paldır küldür bir atarım. Bir rüzgarım yeterince var. Sen şimdi kullanmamı diyeceğim şeyi atış serbestin ama yok kullan ya. Tamamdır. Herkes burada mı? Burada. Tamamdır. Şimdi şurayı bir kırın. Oradan biraz ok yiyeceğiz ama canları sağ olsun. Şöyle buyurun. Siz şimdilik şuralarda takılın. Siz de gidin oraya. İstek birliği... şuradan gelse daha kısa sürer herhalde diyeceğim de dağlardan gelemez herhalde. Neyse geldiğinde gelir. Bak yürürken de ateş ediyor muydu bu arada diyeceğim. Gayet ediyormuş. Vurabiliyor mu peki oradakileri? Hani birazcık şey splash damage vurduğu için böyle vurduğu yerin etrafına da hasar verdiği için vuruyor gibi oluyor. Ufaktan saldırı düzenliyorlar bana ama şuna biraz hasar vermişler. Ona bir dikkat etmem lazım. Kaladı galiba. Tamam. Burada atış serbest kapatabilirsin. Şu kapıyı kıralım da ondan sonra yoksa duvarlara çakacaksın bütün mühimmatını. Siz oradasınız. Yani duvarlara salabilirim şu sinekleri falan ama ya savaşçıları falan sakat ya. Antibiyotik değiller buradakiler ama yani okçuların üstüne salsaydım aslında keşke diyecektim ki bir tane okçu geldi bile. Hadi şu okçulara bir dalın o zaman ya. Kapı ne durumda? Çok fazla insan biriktiği için burada şu an
O kapıya pek vuramıyorlar. Şimdi doğru kişilere saldırttığımı düşünüyorum. Savuşçular geldi. Pardon, sıkıntıymışım ben. Ya tamam, sıkıntıları hallederler herhalde. Şokçuları halletsinler öncelikle de. Geldim mi? Yavaş yavaş sen de bu tarafa doğru gel. Aşağı inmemeye özen gösterin ya. Tekilere saldırttım ama. Kime diyorum, neden oralara gitmektesiniz şu an? Yani şu tarafa gidin diye şu an komut vermek değil mi acaba? Kapı kırıldı. Bakalım abi direkt içeri. Ben şunu daha önce de kullanabilirmişim aslında şunlara karşı. Şurada güzel bir birikim var derken kaçtılar oradan. Kaçtılar mı? Kaçamadılar. Nice. Sen yakında olan mısın? Yakında olansın. Seninle de kullanım benzer bir hamle. Şimdi arkadaşlar içeri direkt. Hadi serbest aç hadi ya. Güllerini atarsın. Kurbağalar girdi içeri. Kurbağalar menzilli saldırılara hedef olması pek iyi bir şey olmaz. Bunlara birazcık şöyle hasar vererek engellemeye çalışayım. Anca mı oraya gidebildiniz? Bir kararsızlık var bu arkadaşlarda şu an. Ekstra hasar alan var mı? Yok. Sen peki neden uyuyorsun? Sen neden buradasın? Bu sorular bununla çıkmıyor değil. Bununla gelmiyor değil. Sen yakında mı ki? Yok, sen uzaktakisin. Sen yakındakisin. Şurada duvardan sektire sektire daha fazla insana vururuz diye düşünüyorum. İnsan derken kertenkeleyi kastediyorum. Kudretim biraz canı gitmiş. Sen iyi misin? Sen iyisin. Bunda tazeleme mi vardı ya? Sanki daha fazla canı gitmişti bunun. Evet, bunda tazeleme var. Kurtulmuşlar, bir garip hareket ediyor bugün. Birileri bir yerlere mi takıldı acaba? Emin değilim valla. Geldi. Güzel. Çok yerleri kaldı mı? Yani fazla yok. Nurgle fraksiyonlarıyla oynarken tabi savaşlar birazcık uzun sürebiliyor. Yapacak bir şey yok. Çok fazla hasar veremiyorlar, çok yavaşlar ama bizimkiler de ölmek bilmiyor. Özellikleri o. Bunları bir paketleyelim artık. Abi 5 saat sürdüğü yapman. Neden? Şuraya yap o zaman. Bunu da mı yapmıştım? Tam ekstra hasar alan bunlar biraz hasar almış. Kurbağaların biraz hasar var ama çok önemli seviyelerde değil. Ben şöyle yapıştıralım. Şu tarafa doğru saldırın. Bunlar da iyi dayanmış ya. Çok dayanıklı birimler değildir normalde. Hızlandırabiliriz. Şu kurbağa canımı sıktı. Çok canı gitti. O kurbağayı birazcık tazeleyebiliriz. Tamam. Vazgeçtim. Geri dön. Atmak için güzel bir hedef var mı diye bakıyorum da. Var aslında. Nispeten. Lord'un liderliği çöküyorsa diğerlerinin de çöküyor mudur? Lord'un liderliği çökmedi. Dayandı son anda. Ama uzun süre dayanamaz. Evet, şu an kaçmaya başladı. Ama diğerlerinin liderliğini çökertmeye yetmedi. Onu öldürmemiz lazım eğer liderliklerini çökertmek istiyorsak. Muhtemelen çok uzun süre dayanamazlar Lord'ları ölürse eğer. Sen neredesin?
Hazır öyle dizilmişsiniz. Kurat arada kafalarını atıyor. Okey, güzel. Heh, bu arkadaş da anca geldi. Yani bak mesela o kadar ok yedik işte, nispeten uzun sürdü savaş bilmem ne ama 9 tane kayıp verdik. Nurgle böyle işte ya. Ya bu kadar uzun sürdü, bir sürü kayıp vermişsindir falan diyorsun. Öyle olmuyor. Böylece bu fraksiyon işi bitmiş oldu. Kentekin adamlara karşı ya kolay kolay savaş verme bir fırsatım olmaz herhalde. Belki şuralardan Ankara'yla karşılaşırız ama o bile zor. Birinci %10 okey. Ejderha adaları emniyete alındı. Fraksiyon yok edildi. Güzel. 17 kişilik ordumuzla şuradaki elde ettiğimiz 7. şeyi... dur, menzil direncini direkt alsam mı ya? Eşek gibi büyük bir birim sonuçta. Alayım ya. Ve de şunu da alayım. Zırh da almak isterim. Zırh da sonuçta menzilli saldırılar karşı işe yarayan bir şey. Yani bunların hepsi yarar da. Sen sevgili dostum, birlikleri yenilmeyi 2... ihtiyacım var mı? Şu an yok, şu an yok. Şu pasif yeteneği alayım. Bu da başka bir büyük kullanırken pasif olarak herkesi alan etkili. Herkesi mi? Etki menzili. Evet, herkesi etki menzili sonsuz diyor. Herkesi azıcık iyileştiriyor. Şunu atarken iyileştiririz. Neyse ki büyü rüzgarı konusunda da zengin bir yerdeyiz. İyi durumda olan bir yerdeyiz. Büyü rüzgarı toplama vaziyetine geçmeme gerek olmadan bile maksimuma ulaşmak üzereyiz. Yancı elemanımızda yolda yürüyen aslında öncelikle korku kaya. Dur, burayı mı güçlendireyim önce? Evet. Bu binalara etki etmiyor değil mi? Sadece birim almaya. Dört dur, dört dur. Tamamdır, buraya girelim. Tabii bir şeye bakmak istiyorum buradaki binalara. Yani burada şunları yapmaya gerek var mı gerçekten? Bence yok. Bunları küçük yerleşkelere yapsak, büyük yerleşkelere şunları yapsak daha iyi. Ve şu an onlardan birini yapmak istediğim için aslında küçük bir yerleşkeyi yükseltmek şu an daha mantıklı gibi. Parçalanmış taş ada. Sen daha güvende bir yerdesin. Seni yükselteyim öncelikle. Ha, belki şu korku kayaya da o küçük binadan yapmak gerekebilir. Birim sayısını, birim tazelenme sayısını arttırmak için zaten çok fazla bina sayısı da yok Nurgle'ın. Şimdi ilk bir şey yapalım. Ha, bu arada bilmeyenler için şunu da söyleyeyim. Bu bina çeşitleri Nurgle'ın, yani şunlar zaten normal bina gibi işliyor. Galiba şey, Tronzopike ile beraber bunlar normal binaya dönüştürüldü. Eskiden onlar da bunlar gibiydi yanlış hatırlamıyorsam. Bu binalarda da döngü sistemi işe. Mesela bu binayı yaptığım zaman şu 3 birimi kazanacağım. 2 tane Nurgle zerresi, 1 tane veba taşıyan kazanacağım. Ardından 4 tur sonra şuraya geçiş yapacak ve 2 tane veba taşıyan, 1 tane Nurgle zerresi kazanacağım. Ardından işte şuraya geçiş yapacak. Ardından buraya geçiş yapacak ama hangisine geçiş yapacağı da... seviyesine göre, yani birinci seviye bir şeyiniz varsa, binanız varsa, ana binanız varsa buraya kadar gelemiyor gibi gibi, öyle bir sistem var. O da şuradan şey oluyor. Şu mesela bu bin, yani şöyle söyleyeyim. Şuradan baksak daha kolay olacak. Burası birinci seviye bir Nurgle yuvası ya. Burada bu binadan olsaydı, bunu yapsaydım şunlara sahip olurdum. Sonra bunun 4 tur sonra buraya geçerdi. Bunlara sahip olurdum. Ardından tekrar buraya dönerdi. Çünkü burası ikinci seviye istiyor. Böyle bir sistem var. İkinci seviye olsaydı tık 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 diye ilerlerdi. Sonra buraya dönerdi. Üçüncü seviye olsaydı da komple döngü tamamlanırdı. Buradaki daha güçlü birimleri de alabilirdim. Buraya döndükten sonra yine bir tane bundan, iki tane bundan veriyor falan gibi döngü şeklinde işleyen binalar bunlar. Güzel bir sistem bence. Tatlı bir sistem. Nurgle'ın yaşam döngüsü bilmem ne felsefesine uyumlu bir sistem. Emir mevcut. Ona bir bakalım. Enfeksiyon, bitişik eyaletler, Nurgle yozlaşması. Nurgle yozlaşmam zaten eşek gibi artıyor. Gerek yok ama bitişik eyaletler fena olmayabilir. Başka veba süresi, vebanın yayılma şansı. Okey. Bu işe yarar. Veba yapmak üzereyim. 400 olmak üzereyim.
kontrol büyüme. Şu an galiba ona ihtiyacım var. Acele döngü maliyeti. Kontrol büyüme olsun. Buna gerek yok. Veba yapmayacağım dedim. Diplomasi'de yeni biri yok. Ve devam edelim o zaman galiba. Yeni birim basmama gerek var mı? 17'den yani bir tane şunu basabilirim en fazla zaten. Bir şey daha basabiliyordum. Kurban basabiliyordum ben bir tane param olsaydı. Bulmaya çalışıyorum. Evet bir tane kurban var elimde. Yani... Şuna parayı bina yapmaya harcamak da... Ha önümüzdeki tur bir de zaten kahraman yapmam gerekecek. Kahramanlar kaç para kim bilir. Şimdi o para, azıcık param var zaten o para cebimde dursun şimdilik. Şunlar belki önümüzdeki tur zayıflar ve daha çok para verirler. Benle bir saldırmazlık anlaşması için önümüzdeki tur ona da bakarız. Önce araştırıldı. Artı bir kontrol güzel. Bu sefer göç sayısı açısı da fena değil. Oradaki Skaven fraksiyonu Carmen Ghost'a bir yerleşim yeri kaybetti. Ordu da kaybetti mi? Ordu da kaybetmiş. O zaman seninle daha güzel bir anlaşma yapabiliriz bence. Kaç para veriyorsun? 923. Olur. Nasılsa yok olacak bu arada. Yalnız yok olmazsa saldırmazlık anlaşması çok gereksiz bir fraksiyonla gereksiz olur. Ama yok olur herhalde. Sevgili Kugat'ı şu sudan parçalanmış taş körfeze getireceğim. Ardından da ilk hedefimiz Helmung Gorse mu yoksa önce şu sudan şunlara mı girsem? Ama Helmung Gorse'un çok gelişmesine imkan tanımamak lazım bir yandan da. Bunlar zaten imlikle aramda bir nevi tampon görevi görüyor. Bunları alırsam eğer imlikle komşu olurum. Hoş olmaz. Önce Elmungos'ta indirmem lazım. Okay, Elmungos'ta doğru gidelim o zaman. Başarmış taş körfezli kahraman basarım. Gel bakalım. Şu kamera ayarlarını azıcık bir ayarlayayım. Biz animasyon hızımız hızlı olsun. Müttefik fraksiyonlar en hızlı olsun. Kahramanları da izlemeyeyim. Düşman fraksiyonlar hızlı olsun. Tarafsız fraksiyonlar da en hızlı olsun. Onların da kahramanını izlemeyi gerekli bulmaktayım. Tamamdır. Sen oradasın. Büyü toplama vaziyetine girebilirim ama gerek yok. Şehirde kalayım da kontrole katkı yapayım. Şehrin içinde olmadığı için azıcık geriden gelecek. Okey. Okay. Kahraman diyorduk. Ulaşıcı karakterin kazancını bayağı yaratmaksa. Hiç fena değilmiş. Kontrol -5 bir işe yaramaz. Başka saldırgan hücum bonusu. Şişko birim kitlesi silah gücü hücum bonusu. Yani %10 veba yaratma enfeksiyon maliyeti fena değil. Hızlı tecrübe kazanması da kötü bir şey değil. Bu arkadaşı alırım ben. Aklıma gelmişken bu eleman daha ikinci rütbede. Çok param varsa, daha iyi bir özellik varsa, yokmuş, tamam. O kahraman önümüzdeki tip katılır, diğer kahraman tipinden de alabiliyorum. Bunu kalıcı olarak orada istemiyorum çünkü böyle tematik olsun istiyorum ordu. Kugat'ın ordusu komple elbisten olsun, hiç ölümlü olsun istemiyorum. Ama şimdilik tabii ki ihtiyacım var birazcık. Daha sonra biraz seviye atlattıktan sonra başka orduya veririm bunu. Garnizon saldırı, ürünlere saldırı onları kullanmam. Demir deri güzeldir ya. Artı 25 zırh. Daha ne isterim. 100'den sonra zırhın efektifliği bu arada kademeli olarak azalıyor. Matematiksel olarak oyunda öyle bir hesabı var. Ama yani 100'den 125'e kadar yine bir etkili. Ama atıyorum mesela 175 ile 200 arasında inanılmaz az bir fark var. Onu da küçük bir bilgi olarak vermiş olayım. Yani 150'den sonra çok zırha abanmak yerine başka şeylere abanma imkanınız varsa onlara abanın kısacası genel olarak. Ama %125 arasındaki fark yine makul ölçüde mantıklı yani. Şimdi iki tane onlardan olacak. 19 kişi olacağız. 20'leyelim ya. Şunlardan basmak isterdim. Ama onların binasını falan yapmak bir dünya iş şu an. Daha çok tur var. Hızlı zerresin basayım bunlardan basayım. Zerrem var ya.
Yukarıdan olsun. Gelinimizin içine etmiş olduk ama olsun. Teknoloji. Burada kontrol vermiştik. Büyüme istiyorum demiştim. Büyüme istiyorum. Yaralı büyüle şarjıma şansı. Bu çok acil değil. Şu an %10 çok büyük bir rakam değil ama Google yozlaşması da çok acil değil. Ama buna gitmek için ikisini de araştırmak gerekiyor galiba. Neyse ben şu kanserojeni bir araştırayım. Ondan sonra korkmuş cesede gitmeden önce askeriye bir dazanabilirim. Ama bir yandan şu da çok güzel bir şey. Ya şöyle bir bakayım. Evet, özellikle kaos cüceleriyle aramı artı 15 daha iyi tutmak. Bir sürü kaos cücesi komşum olur, onlarla aramı iyi tutmak kötü bir seçenek değil. Liderlik yakın saldırı. Bu çok önemli değil. Onlarla çok savaşma planım yok. Ama bu önemli gerçekten. 15'i küçümsemek lazım. Zaten bu arada fena olmaz. Ama hani ordudan önce şuraya mı gitsem? Arada sefer hareket menzili de fena değil. Hız 110, yani zaten atıyorum 34'ün %10'u 3. Yani. Ama işte diğer teknolojiler güzel burada da. Kütle arttırmak. Fiziksel direnç, bunlar hep güzel şeyler. Summon sahibi olmak falan. Ama galiba öncelikle şuraya gitme elimindeyim ya. Neyse. Tur oynadık. Diplomasiye attık zaten. Önceki tur belki şunun içinde biraz para verirler. Helmingos kızacaksa da kızsın. Hatta onlara sorabilirim ya Helmingos'la karşı savaşa gireyim mi diye. Onların son yerleşim yeri burası. Helmingos'un ordusu da burada. Yeni aldı burayı. Buradan oraya bir turda gidemez. Dolayısıyla karşısına savaşa girme imkanım olur herhalde. Oradan da 3-5 kuruş koparırım diye düşünüyorum. 400 olmadık daha ama önümüzdeki tur olacağız. Önümüzdeki tur o zaman bir tane veba yaratalım. Ama o vebayı önümüzdeki bölümde yaratalım. Şimdilik bu bölüm burada sonlandırmanın vakti geldi. İzlediğiniz için teşekkür edeyim. Mümkünse bir beğeninizi rica edeyim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere sonraki bölümde.